Abi ben malları yarın alıp da parayı teslim etmezsem mahvolurum, anlıyor musun? Ben bu parayı kayınçodan aldım. Oğlum geliyor mallar. Yani bir aksilik olmaz değil mi? Yarın kesin gelir. Vallahi 3. Dünya Savaşı falan çıkmazsa malların 2 gün sonra gümrükte. Hadi inşallah abi. Sayende ama abi, sağ olasın. Sık dışını Necip. Yakında zenginsin. Tamam abi, tamam. Hadi. Şu ihtarnameyi de restoranda başkasının eline geçmeden alırsam benden iyisi yok. Hava, balım. Ben çıkıyorum. Kolay gelsin anneciğim. Elinize sağlık. Necip! Sen bir dakika dur. Anneciğim. Dur. Gel bir. Aşkım, nereye gidiyorsun? Hani şu bebek şeysi için gideceğiz ya. Bebek neyse. Şşş! Yavaş ol, annem duyacak. Ya dedim ya sana, aylar öncesinden randevu almaya çalıştım. Kaç gün öncesinden söyledim bu sabah gideceğimizi. Babacığım, balım. Gene mi buldun sahtekarın birini? Bırak artık şu üfürükçüleri falan. Öyle deme aşkım. Bizim gibi çocuğu olmayan bir sürü ailenin yüzünü güldürmüşler. Allah bizim de yüzümüzü güldürecek ama böyle sahtekarlarla değil. Benim bugün biraz bir meşguliyetim var da başka bir zaman inşallah. Necip, zor randevu aldım diyorum. Duymuyor musun? Aşkım, 10 yıldır evliyiz. Ortalıkta çocuk yok. Hem mahallede arkamdan kısır hava diye dalga geçiyorlarmış. Ağzını yırtarım ben onları. Allah bize de verecek. İnşallah yakında bize de verecek Allah. Ay, zıttık kıyamaz kırsın aşkım. Kızım, yemek yandı. Kapa şunun altını. Geliyorum anne. Tamam o zaman, yarım saat sonra otobüs durağında, tamam mı? Hadi. Hadi oğlum Necip, yarım saatim var. Serkan naber? İyidir abi. Hayırdır, nefes nefese kalmışsın. Spor. Spor şart, spor. Sana bir şey soracağım. Bugün buraya postacı geldi mi? Postacı mı? Bu devirde postacı mı kaldı abi ya? Herkes işini kuryeyle hallediyor. Tamam neyse ne. Postacı, kurye, kargo uçağı geldi mi? Belge getirdi mi? Hayırdır, seni bir telaşlı gördüm. Asker kaçağı mısın? Bu sabah herkes de bir espri komik. Sorma, cevap ver. Yok abi, gelmedi. Ne zaman gelir peki? Bilmiyorum. Yarım saatte Havva ile hocaya gitsem, o sırada postacı öğle yemeğine çıkmış olur, mesaisinde buradayım. Oldu bu iş. Necip abi. Abi senedi getirdin de ne olur. Senet? Senet. Abicim amma taktınız şu senede ya. Senet, senet, senet. Tamam getireceğiz, hiç mi güvenmiyorsunuz abinize? Abicim bak, sana daha önce de söyledim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa 2-3 güne kalmaz restoranı basar hacizler. Ya fena dağılırız, altından kalkamayız bu işin. Anladın mı? Tamam be oğlum, ödedik işte. Getirirsen de yırtar atarsın, nedir ki yani? Abicim ben sana ödemedin demiyorum zaten ama getir, yırtılacaksa biz yırtalım diyorum. Ya, akşamdan şeye koymuştum da orada şey var ya, orada unutmuşum işte. Tamam, yarın getir ama gözünü seveyim. Yarın tamam. Sabah sabah ya. Bu ne ya? Emekli teknik direktör gibi. Adamın kendine ayrı yok. Sus Necip. Çok bilge bir adammış. Vallahi duyarsa gücüne gider. Sen 300 lira mı verdin kapıdaki kadına? Helali hoş olsun. Yeter ki çocuğumuz olsun. Adam ben sahtekarım diye bağırıyor, biz ona para veriyoruz. Sus Necip, sus. Allah rızası için sus lütfen, sus. Hadi be kurnaz. Yap bir güzellik, şu postacının ayaklarını bağla. Nasıl durum? Bir umut var mı? Çok zor. Sizin işiniz çok zor. Ama yapma böyle. Bak buraya şifa bulmaya geldik. Bulacaksınız. Olmayacak demedim zaten. Zor dedim. En az 5 defa daha gelmeniz gerekecek. Ay geliriz. Ne gerekiyorsa yaparız biz. Yapamayız. 1800 lirayı diyor. Sus Necip. Sen çok düğümlenmişsin. Ha deyince açamıyorum seni. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle, düğüm müyüm? İyiyim ben, maşallahım var. Oo, her konuda iyiyim, anladın sen onu.
Vallahi sen bilirsin. Ay bilmez. Bilmez o bilmez. Bilseydi yavrumuz ilkokula gidiyor olurdu. Ne olur halledin şu işi, kurbanınız olayım. Ne istiyorsanız yapacağız. Sen uzan bakayım şöyle. Başlayalım şifamıza. Madem 5 defa daha geleceğiz. O zaman yapsaydık şu uzanma şeysini. O zaman bugün boşa gider. Ya yani 40 yılda bir şey rica ettim Necip ya. Aşk olsun. Tamam. Böyle uzanayım ben. Öyle Yunus gibi değil. Sırt üstü. Uyudu bu. Şşş! Baba Torik uyan. Bak postacı bekliyorum. Çok acil işim var. Uyuyor ama herif. Bittim ben, bittim. Tamam mı? Gidebiliyor muyuz? Tamam. Bir de özel suyumuz var, spesyal. Çıkışta tedarik edecekler. Onu da al. Tamam, alırız. Ne gerekiyorsa yapacağız biz. Para tuzağı, para. Baksana sahtekar. Sus Necip. Peki onun için bir şey ödüyor muyuz? Beni dünyevi meselelerle yormayın. Dışarıdakiler bilir onun diyetini. Doğacak bir çocuk için var mıdır paranın değeri? Yoktur tabii. Yoktur Necip. Bir dahaki hafta yine bekliyorum. O zamana kadar aldığınız bu sudan her akşam yatmadan önce birer çay bardağı içeceksiniz. Aksatmak yok. Oh ne güzel. Hem para verelim hem bizi zehirlesin. Oh! Tabii ki. Her dediğinizi yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Adam içine işedi mi, tükürdü mü belli değil. Baksana meymenet yok suratında. Hayırdır abi, ikide bir damlıyorsun bugün restorana? Bırak şimdi, postacı geldi mi? Yine mi postacı meselesi? Daha önce de sordun abi, gelmedi. İyi, iyi. Hadi bak işine sen. Hoş geldin abi. Oo. Mekan yeni ya. Böyle yardıma falan ihtiyacın olursa diye geldim. Yok yok, biz hallediyoruz abi, sağ ol. Garsonlara dikkat et. Niye? Biraz yavaşlar. Dikkat et. Arada sırada bağır. Hey! Falan yap. Korksunlar senden. Anladım abi. Biz ön tarafa mı geçsek? Buyur, buyur. İşler nasıl? Restoran falan böyle dolu gibi de gözüküyor. Güzel herhalde. İyi gidiyor abi. İyi gidiyor. İyi. Kısmeti şey olsun. Gelecek zamanı buldum. Kim abi? Diyorum ki şuraya şöyle bir şark köşesi mi yapsak? Şark köşesi. Ha, bir halı atarız, kocaman da bir sine. Turistler bayılıyor öyle otantik şeylere. Abi şark köşesinin burada ne işi var? Olmaz tabii, ne işi var şark köşesinin? Ha, bir şey yanıyor içeride. Ne? Serkan ne oluyor? Hayırdır ya Serkan? İyi günler, Sinan Bey bakmış. Benim? Bir tebrik. Hemen bunu kapıda halledelim, buyurun. Bir şey yakmadım abi, bir şey yok. Bir de... Necip. Şefim. Hı. Bir postacı gelmişti, sizi arıyordu. Öyle mi? Görmedim ben. Allah Allah. Az önce buradaydı, nereye kayboldu şimdi bu adam? İstersen bir posta kutusuna bak, belki bir şey bırakmıştır. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.